Evet, bugün sizlere yalancı tiramisu mu yapıyoruz? Kolay tiramisu. Yalancı tiramisu. Kolay tiramisu yapıyoruz. Öncelikle bu pandispan ettiğimiz pasta kekini iki parça haline çıkıyor. Onu açmakla başladık. Böyle tabağıma yerleştirdim. Kimileri bunu üst üste yapıyor. Yani bunu ıslatıyor, kremasını koyuyor. Üstüne bunu tekrar koyuyor. Islatıp krema koyuyor. Ama ben bu kadar kalın olmasını sevmiyorum. O yüzden böyle iki parçaya ayırıyorum. İki ayrı tatlım oluyor. Hem daha çok servis imkanı sağlıyor bu da bana. Şimdi demlenen kahveyi alıyoruz. Bu biraz koyu bir kahve olduğu için birazcık suyla açıyorum ben bunu. Çok koyu bir kahve. Peki bunun sıcak mı olması gerekiyor, ılık falan mı? Fark etmez. Ama kekin iyi ıslanmış olması önemli. Kek kuru olduğu zaman tadı hoş olmuyor. Güzelce ıslanması gerekiyor. Bu şekilde ıslatıyoruz. Ve tiramisu kreması yapılmaya başlıyor şu anda. Bu tiramisu kreması. İçinde 2,5 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da şeker var. Bunu sürekli çırparak ateşte muhallebi haline getireceğim. Daha sonra biraz soğumaya bırakacağım. Sonra içine bir paket, yani 200 gram labne ekleyeceğim. Kreması hazır olmuş olacak. Yalancı tiramisu ya. Çok pratik. Evde hemen yapabiliriz. Öğrenciler de yapabilir. Yapabilir. Pandispanyası hazır. Hazır. Pasta keki. Marketlerde alabilirler. Evet. Evde zaten bir de süt alsınlar. Evde un yumurta olur zaten. Başka da bir şeye gerek yok. Un yumurta ne var? Bu kremanın içinde ne var? Bir yumurta, 2,5 su bardağı süt, 3 kaşık un, 3 kaşık şeker. Boncuk atmaya başladı. Böyle birazcık daha tutuyorum. Göz göz olmaya başladıktan sonra kapatacağım altını. Kapatıyorum. Böyle dinlenmeye bırakıyorum. İçine hemen labneyi katarsak labne bozulur. O yüzden birazcık soğuduktan sonra ılıkken labneyi içine katacağız. Peynirini daha sonra katacağız. Onu da göz kararı mı yoksa bir ölçüsü var? Göz kararı değil. 200 gram labne ekleyeceğiz. 200 gram olması önemli. Benim aldığım labnenin paketi 300 gram. Ondan birazcık ayıracağım işte. 2 kaşık, 2-3 yemek kaşığı ayıracağım. 3'e böleceğim. 300 gram, 2 parçasını koyacağım. Böyle biraz karıştırıyorum ki soğusun. Ya da şöyle şunu da gösterelim. Bir yanda da filtre kahvemizi yapıyoruz. Mesela şu ölçü kapları 100 milim. Tabii bunun içine labne koyamayız da. Şöyle alırız belki diye düşünmüştüm. Olmaz. Yok. Bu 100 mil diyorsa sıvılara göre 100 mil. Evet. Labne sıvı değil. Neyse, sen boş ver. Ama ben montajlatırım. Sen kahvemiz çek. Filtre kahve burada. Nescafe kullanmıyoruz. Grano kahveye hayır. Kahveyle ıslattığımız için kekimizi. O yüzden bir fincan filtre kahve yapıyorum. Hem biraz yudumlayacağım hem de kahve kekini ıslatacağım. Kahve kullanmak zorunda değiller. Değil, Nescafe'de kullanabilirler ama ben Grano kahveye karşıyım. Çünkü çok sağlıksız. Gerçek kahve değil. Onların kahveyle alakası yok. Bence kanserojen madde içeriyor yani. Çünkü ben bir keresinde öyle kutuda aldığım o granül kahvelerin kapağını açık unutmuşum.
Öyle dolapta durmuş. Çıkardığımda gri ve taşa benziyordu. Böyle gıpgri olmuş. Taşa benzeyen bir hali vardı. Üstüne sıcak su koydum. Tekrar Nescafe'ye geri dönüverdi yani. Evet. Ne kadar güzel. Düşün artık içinde ne kadar kimyasal var. Muhallebimiz bu kıvama geldi. Şimdi dinlenmesini bekliyoruz. Iladıktan sonra peynirini kapacağız. Peynirini ekleyeceğiz. Biraz daha çırpıyoruz kremamızı. Hem topaklaşması gitsin diye, hem de biraz daha içindeki sıcaklık çıksın, ılınsın diye. Biraz daha şöyle hızlıca çıktıktan sonra şimdi labnemizi ekleyebiliriz. Bu artık 300 gramlık bir labne. 200 gram koymam gerekiyor benim bunun içine. O yüzden göz kararı. Zaten bu labne tamamen şey versin diye, lezzet versin diye koyduğumuz bir şey. Göz kararı bölmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir şeker falan bir şey koyduk mu? İçinde vardı zaten. Ne kadar koymuştuk şeker? Onu söylemedik çünkü. 3 kaşık. 3 kaşık, tamam. Ya bunu dedik. Şimdi. Şu an ocak bu arada kapalı. Kapalı. Çırpıyoruz güzel dağılana kadar peynirler. Tamamdır. Şimdi alıyor. Şöyle. Burada yine pastacılıkta kullanılan böyle spatulalar falan varsa elinizde, onunla da böyle yapabilirsiniz ama biz kaşıkla, büyük bir kaşıkla yapıyoruz, o da gayet güzel oluyor. Bunun bir ölçüsü var mı mesela, şu kadar koyabilirsiniz diye. Göz kararı, iki tane yapacağımız için ikiye bölüyorum işte. Bu zaten daha sonra donacak değil donacak, mi? Evet. Kenarlarına taşmasın. Bu şekilde. Üstünün çok düzgün olması o kadar önemli değil. Kakao serpeceğimiz için zaten kapanacak o. Tamam. Şimdi ikincisini de yapıyoruz. Üstüne kakaosunu ilave ediyoruz. Şöyle. Sadece kakao, kahve yok içinde. Bütün yüzünü kaplayacak şekilde, değil mi? Evet. Kakao da böyle bir paket herhangi bir şey.
şekilde tamamlıyorum. Daha yedin sonra değil servisimize mi hazır. Yediğin aynı şekilde. Yalancı tiramisu. Yalancı tiramisu servisimize hazır.